Söz verdik yapıyoruz 20 Haziran Perşembe günü yaza merhaba çekilişi ile sizlerleyiz. Kasapoğlu mobilya kalitesinde tam 50 adet birbirinden özel hediye sizleri bekliyor. Bir adet özel koleksiyon köşe takımı, bunun yanı sıra halılar, sehpalar ve paspaslarla evlerinize misafir olmaya geliyoruz. Kampanya ve çekilişimizin detayları Korkuteli Kasapoğlu Mobilya'da olacak. Korkutelli gençlerimize şu anda yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesi hakkındaki düşüncelerini ve bundan sonra Korkuteli'de neler yapılmasını istediklerini sorduk. Merhabalar ablacığım. Yaz gelince Korkuteli'de pek yapılacak faaliyet yok. Siz neler yapıyorsunuz ve ya da neler yapılmasını istersiniz? Başkanımız Ömer İşlek'ten de özel bir isteğiniz var mı? Aynen, ben Başkan Ömer İşlek'ten bu söylediği projeleri yerine getireceğine inanıyorum. Getirirse çok iyi olur. Gidecek hiçbir yer yok, gezecek bir şey de yok. Çocukların okulu tatile girdi. Şu an çocuklar sıkılıyoruz diye ama benim götürecek hiçbir yerim yok. Mesela abla birçok projesi vardı Ömer İşlek'in. Hangilerini beğendiniz siz daha çok? Ben teleferik artı kanal projesi. Aynen, atış poligonu da daha çok başrolde benim için. Peki, stres atma açısından. Peki ilk geldiği günde, ilk geldiği günler bir haftada bir park bitirdi Ömer İşlek. Aynen. Şimdi de yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, halı sahalar, basketbol alanları, fitness salonu, yani bir spor merkezi yapacak bir aydan kısa bir sürede. Aynen. Az da kaldı yapımına. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence bayanlar açısından çok iyi olmuş. Neden dersen, şimdi bayan ağırlıklı, çalışanlar da bayan olacağını biz okuduk internetten. Duyduğumuza göre bayanlar hem iş imkanı olur. Mesela en azından bayan gider rahat bir şekilde ona bir derdini, bir sıkıntısını anlatabilir. Şimdi orada bir erkek olduğunda ben gitsem şimdi, havuza girecek olsam ben şahsıma ait girmem. Şöyle bir şey de ister misiniz ya, sadece bayanlara özel daha sonraki günlerde böyle bir yer açılmasını ayrı. Yani bir de hamam olursa çok iyi olur çünkü hamam yok. Yani en çok benim, bana sorulan yazlıkçıların arasında en büyük sorun bence hamam. Niye hamamınız yok? Neden mesela böyle güzel bir bayanların gidebileceği bir yer yok diye çok soru soruyorlar. Ben diyorum Ömer abi ise diyorum. Eğer isim, gerisi teferruat bizim için. Ömer Başkan yapar diyorsunuz. Ömer Başkan, Ömer abim yapar. Merhabalar beyler. Okullar kapandı, yaz ayları geldi. Evet. Korkuteli'de yaz aylarında, kış aylarında da yaz aylarında da yapılacak pek bir etkinlik yok. Kafeler dışında. Doğru, haklısın. Siz neler olmasını isterdiniz şöyle Korkuteli'de eğlenmek için? Yazları bir havuz olsa çok güzel olur aslında. Ondan sonra bir eğlenmek için büyük Luna Park gibi bir şey olur. Getiriyorlar, dandik bir Luna Park koyuyorlar oraya. Ama daha büyük bir, hoş olmuyor. Hoş olmuyor aynen. Büyük bir Luna Park yapılsa, devamlı olsa daha iyi olur mesela. Ondan sonra mesela biz Dereköy'de oturuyoruz. Dereköy'de halı saha yok. Ta Dereköy'den halı saha için Korkuteli'ne geliyoruz. Bir köylere birer halı saha, yani Korkuteli köylerine yani birer halı saha olabilir. Ondan sonra eğlence amaçlı bilardo salonları veyahut da langırt falan olur ya, tenis kortları falan, öyle yerler olabilir. Şu anda zaten halihazırda süren bir havuz var, Olimpik Yüzme Havuzu. Evet. Belediye başkanımızın yaptığı, sadece Olimpik Yüzme Havuzu olarak değil, spor alanları bir spor merkezi olarak yapıyor. Hamam var, fitness salonu var. Bu konu hakkında bir bilginiz var mı? Neler düşünüyorsunuz? Ben geçenlerde orada yapıldığı yerden geçtim. Orada havuz biraz küçük sanki ya. Yarı Olimpik havuz. Biraz küçük gibi geldi. Başka da bir, yani yapılsın görelim yani. Yapılsın o zaman görelim diyorsun. Peki size dönelim. Siz neler istersiniz burada eğlenmek için? Abi mesela Antalya'daki bir Özdilek, Mark Antalya falan sinema salonu. Sinema salonu. Vakit geçirecek çeşitli şeyler olabilir. Luna Park gibi. Onlar açsa daha da güzel olur. Yani hiç olmazsa film izlemeye Antalya'ya gitmeyiz. Aynen. İlçemiz daha da gelişir. Hareketlenir. Gençler daha da, yani mesela başkasına sataşmaz, sapıklık olayları olmaz. Aynen. Kötü alışkanlıklardan uzak dur. Peki belediye başkanımız arkadaşa da sordum. Evet. Bir halihazırda yüzme havuzu yapıyor. Bir spor merkezi yapıyor. Evet. Bu ayın 25'i gibi de teslim edilecek. Bu hazır olacak. Bu konuda bilgin var mı? Varsa ne düşünüyorsun? Abi belediye başkanımız yani çok iyi şeyleri yapmaya çalışıyor. Yani yapabiliyor. Aynen.
Sadece çalışmayı yapıyor diyor. Aynen. Şu anda yapıyor. Merhabalar efendim. Merhaba. Malum yaz ayları geldi. Sizi de kafede yakaladık burada. Korkteli'de kafeler var. Bir parklar var yazın takılacak. Başka da bir yer yok. Ne olmasını isterdiniz Korkteli'de? Korkteli'de öncelikle bir gençler için bir at çiftliği olsa iyi olurdu. Farklı bir kahvaltı tarzı, at çiftliği, çocuklar için aktivite, aileler için evet. Onun dışında dediğiniz gibi yüzme havuzu yapılıyor. Bu büyük bir etken. Yani bizim sonuçta burada çocukluğumuzda öyle bir şey yoktu yani. Futbol sahasından başka hiçbir şey yoktu. Tek sporumuz oydu. Futbol sahası da okul bahçesi yani. Tabii okul bahçesi. Ondan sonra ne bileyim, buraya küçük bir AVM düşünülebilir. İnsanların yaz aylarında hani serin serin takılabileceği. İçinde sineması var. İçinde sineması var, yemeği var, alışveriş var. Bunlar olabilirdi yani. Çünkü dediğiniz gibi Korkteli 10 tane kafe oldu. Yani kafeden başka kültürümüz kalmadı bizim burada. Mesela biz Şehitler Parkı'nda çalışıyoruz. Açık hava, gayet serin. Özellikle yazcıkların en çok tercih ettiği yer. Bizim de yani hoşumuza gidiyor öyle yerler. Ama şimdi dediğim gibi bowling olabilir. Çok doğru. Böyle etkenlerle Korkteli halkını da böyle yeniliklere alıştırmak lazım. Tabii. Ya şimdi bizim zihniyetimizde Korkteli'de yeniliğe açık değiliz ama başka yerde nasıl yeniliğe açık olmuş? Hiçbir yer yani hani bir oluşum olur olmaz. Tabii yani. Bir şekilde başlamış yani burada. Bundan bir 7-8 sene önce kafeler de olmaz diyordu burada. Yok işte Yemen gelse, Osmanlı gelse tutmaz diyorduk. Hani büyük şey de olur bunlar diyorduk ama alıştık yani bunlara. Tabii. Peki bir de abi sana dönelim. Siz neler olsun istersiniz Korkteli'de? Küçük bir AVM'de bence bowling, sinema bu gençleri etkileyebilir yani. Üniversitemize büyüyor gittikçe. Tabii gençler. Bir film izlemek için buradan Antalya'ya gitmek zorunda kalıyor. Kesinlikle. Yani. Gençlerin vakit geçireceği yerler çok az Korkteli'nde. Böyle yenilikler olmasını isterim. Kesinlikle. Peki siz yüzme havuzunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yüzme havuzu gençler için çok büyük bir artı. Yani Korkteli'nde 22-23 yaşında belki denize girmemiş insanlar var. Evet. Onlar için bir avantaj. Ondan sonra... Sizin de sporcu geçmişiniz olduğunu benim için. Evet yani evet. Yüzme mesela, en iyi sporlardan biridir. Ama bir büyük havuzda, bir havuzda olarak bakmayacaksın. Spor olarak da bakacaksın. Tenis kordu. Gençler için büyük bir şey. Yani sporları genişletebiliyoruz. Bir futbol, basketbol olarak kalmadık yani Korkteli'nde. Voleybolda var şeyler. Voleybolda var ama. Ama bir tenis bence çok iyi bir şey. Peki size teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi günler dileyelim. Söz verdik yapıyoruz 20 Haziran Perşembe günü yaza merhaba çekilişi ile sizlerleyiz. Kasapoğlu mobilya kalitesinde tam 50 adet birbirinden özel hediye sizleri bekliyor. Bir adet özel koleksiyon köşe takımı, bunun yanı sıra halılar, sehpalar ve paspaslarla evlerinize misafir olmaya geliyoruz. Kampanya ve çekilişimizin detayları Korkuteli Kasapoğlu Mobilya'da olacak.